Merhaba arkadaşlar, Lavanta Kokulu Evim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Köy özlemiş ekenlere bugün sıcacık gözlemelerle geldim. Öncelikle yere sofra bezimizi seriyoruz. Ve gereken malzemeleri koyuyoruz. Bir tane saç, bir tane açmak için senit, oklava ve şiş ve iç harcını hazırlamıştım. Patates, soğan, maydanoz, baharatlar ve tuz. Birazcık da yağ. Soğanı kavurdum arkadaşlar içerisinde. Bunu güzelce eziyorum. Çayımızı da demleyelim. Böreğimizin yanında sıcak sıcak çok güzel olur. Çay yoksa ayrana da evet deriz. Evet, çayımızı demliyorum. Şimdi kahvaltılıklarımı hazırlıyorum bu bölümde. Burada da zeytin katıyorum. Diğer kahvaltılıklarımı kamera kabarlıken katmıştım. Hamurumu alıyorum. Ve açmak için buna ihtiyacım var bir de. Hadi gelin sacımızı yakalım. Benim sacım bu şekilde yanıyor. Üzerine kapatıyorum. Tozlanmıştır diye saçımı güzelce siliyorum. Güzelce sildim arkadaşlar. Isınırken biz de hamurumuzu açalım. Unlamış olduğum seni de hamurumun bir parçasını alıyorum ve bezeler yapıyorum. Şu şekilde mandalina büyüklüğündeki bezeleri yuvarlıyorum. Ve şimdi un serpmiş olduğum senette açmaya başlayacağım arkadaşlar. Bu arada ben tam buğdaylı ve beyaz buğday, beyaz unu karıştırıp yaptım. Hamurum o yüzden birazcık esmer olabilir. Ve hamuru açmaya başlıyorum. Ben bugün patatesli yaptım. İsteyen peynirli veya ıspanaklı da yapabilir. Hamurum normal bir hamur arkadaşlar. Sadece yarım saat kadar dinlendirdim. Ve açmış olduğum incecik hamurun arasına patatesleri düzeltiyorum. Şu şekilde kaşıkla düzeltmeliyiz. Çünkü pişerken yırtılır oralardan eğer böyle tümsekli koyarsak arkadaşlar. Bu püf noktası da önemli. Şimdi geri kalan diğer ucunu şu şekilde D şeklinde yapıyoruz. Ve şimdi sacımız ısındıysa bunu atalım. Birinci pişmeye başlasın. O pişerken biz diğerlerini aynı işlemle açıyoruz. Ve aynı şekilde patatesleri koydum. Ta-ta-tam. Hepsi bir anda olur gibi oldu. Keşke hayat bu kadar hızlı olsa. Her şey. Tüm bezeleri aynı işlemle yapıyorum. Ve nar gibi de kızarmasını sağladım. Şehir imkanlarında ancak bu kadar oluyor arkadaşlar. Bu şekilde elimden geldiği kadar sizlere anlatmaya çalıştım. Ama inanın ki lezzeti çok lezzetliydi. Muhteşemdi. Ve tüm hamurları hepsini açıyorum. Yaklaşık 9 tane böreğim oldu. Burada da tereyağı eritiyorum arkadaşlar. Küçük bir tavada güzelce tereyağlarını erittim. Hadi gelin bu tereyağına sürerek böreğimizi yiyelim. Öncelikle masamızı hazırlıyorum. Kuyu usulü olsun diye börekleri ortaya koydum. Yanına kahvaltılıklar ve çay. Daha ne olsun değil mi? Şimdi tereyağımız da geldiyse çayımızı dolduralım ve kahvaltımızı yapalım. Ve çayımız hazır. Güzelce katıyorum. Daha ne olsun arkadaşlar. Bize afiyet olsun. Şu şekilde eritmiş olduğum tereyağını böreklerimin üzerine sürüyorum. Tabii siz yağsız da yiyebilirsiniz. Bu şekilde de çok lezzetli olmuş. Evet arkadaşlar, videom bugünlük de bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz Lavanta Kokulu Evim YouTube kanalıma abone olmayı, like'a basmayı, yorum yazmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.